Evet arkadaşlar, şimdi sayfa 62'deyiz. Geçen hafta Nefs-i Natıkanın bekası üzerine konuştuk. Oradaki teorilerden bahsettik. Bugün en son cümleyi neydi hatırlayın? Cümlelerden bir tanesi. İnsanın nefsi, yani Nefs-i Natıka maddeden âri olduğu için ne yapıyor, ne kullanıyordu? Belirli aletler kullanıyordu değil mi? Kuvveler. Bu kuvveler üzerine duracak. Makam-ı salis, nefs-i natika insaniyenin kuvvetlerinin beyan ve sair hayvanat kuvasından temiz etmektir. Şimdi hatırlarsanız ta bu şeye başlarken okumalara Logos nazariyesinden, Heyula'dan, bunun nasıl sisteme dahil edildiğinden bahsetmiştik. İki tane kuvvet vardı değil mi? Logos'un Heyula ile olan ilişkisinden biri füzis, biri psiheydi. Değil mi? Hatırlıyorsunuz bunları. Füzis, doğa diyoruz biz bugün ona. Psühe de işte bizim bugün nefis dediğimiz hadise. Bu nasıl bir güç? Aslında esas olan logos. Heyula onun etkinliğinden ortaya çıkıyor ama pasif. Ona hareket verecek bir güce ihtiyaç var değil mi? Müdebbir bir güç. Dolayısıyla logos bu işlevi görüyor. Şimdi bu adamların dertlerine, meseleyi, metinleri okurken resmetmek kolay bir iş. Okursunuz, açarsınız Aristoteles'in metnini okursunuz, İbn Sina'yı okursunuz. Niye açıklamaya çalışıyorlar? Hareketi açıklamaya çalışıyorlar. Evren hareketin içinde hareket ediyor. Bir değişim, dönüşüm var. Bu hareketin ilkesi ne? Nereden kaynaklanıyor bu hareket? Bunu açıklayacak bir ilkeye ihtiyaçları var. Dolayısıyla nefis dediğimiz hadise ve onun bağlı olduğu logos, evrendeki hareketin ilkesi. Onun için hareket etmeyen ilk hareket ettirici. Kendisi hareket etmiyor ama her şeyin hareket ediyor. Tıpkı insan, bu şeye benzetebilirsiniz bunu, bu tür konuları anlamak için. Bir örnek tutun zihninizde. İnsanı düşünün, insanın bir bedeni var, yani maddesi. Ama bu madde sürekli hareket halinde. Hareket ederken bir yerden bir yere yürümeyi düşünmeyin. Mesela büyüyoruz. Çocuk doğuyoruz. Anne karnında büyüyoruz. Doğuyoruz. Büyümeye devam ediyoruz. Değil mi? Onun vücudumuzda devamlı değişiklikler oluyor. Bunları da harekete dahil edeceksiniz. Tüm bunların bir ilkesinin olması lazım. Bir şeyden kaynaklanması gerekiyor bunların. İşte o nefis mesela. Şimdi insanı dünya, evren kabul edin. Evrende de bir hareket var. Maddeler dönüşüyor, değişiyor, bitkiler oluşuyor, değişiyor, ölüyor, yeni bitkiler oluyor filan. Tüm bunların zemininde onlara hareket veren ne? İşte bu nefs. Bu şekilde düşünürsek meseleyi daha iyi anlarız. Dolayısıyla bütün bu sistem... Ha niye bu böyle bir şeye ihtiyaç duymuşlar? Çıplak gözle kurulan bir evren bu. Yani o dönemdeki bilim, bilme etkinliği çıplak gözle bakıyorum... O çıplak gözle bir resim çekiyorum. Henüz teleskop, mikroskop yok. O çektiğim resmi peki nerede analiz edeceğim? Resim nerede analiz ediliyor burada? Dilde. Dile yerleştiriliyor. Dile gömülüyor. Dolayısıyla o da diyelim ki Aristoteles'in dili Yunanca. Bunu dilde analiz ediyor. Ama nasıl bir dil bu? Biçimselleştirilmiş dil. Ne demek biçimselleştirilmiş dil? Mantık. Anlaşıldı mı? Klasik dilin, klasik bilimin dilinin mantık olmasının nedeni, sebebi bu. Yani bir fotoğraf çekiyorum gerçekliğe ilişkin ama çıplak gözle bir fotoğraf bu. Bu çıplak gözle çektiğim fotoğraf esas itibariyle mahsus dediğim, yani sensible bir dünya. Bu sensible dünyanın arkasındaki intelligible olanı, makul olanı o mantık dilinin içerisinde yakalamaya çalışıyorum. Anlaşıldı mı? Yani makulü bulmaya çalışıyorum. Mesele bu. Şimdi şey yazarak şey yapalım. Şimdi logos Heyula hikayesini aklımızda tutuyoruz. Bu aşağı indiğinde önce felekler var. Felekler dediği gökyüzü. Şimdi gökyüzünde bir hareket var. Bu harekete bu hareketin ilkesinin olması lazım. Mebde diyorlar buna.
Tamam mı? Bu mebde ya da kuvvet feleki nefis. Feleki nefis adını alıyor. Sonra bir aşağı iniyorsun. Dünya var burada. Bu dünyadaki katmanlardan oluşuyor. Cemadat, nebatat, hayvanat ve insan. Tamam. Şimdi şuraya cansızlık, cansız oldukları için bu sarısı fizik, yani füzis anlamında. Burada cemadat yani donmuş demek, nefis orada hareket edecek, ne diyelim, damarlar bulamadığı için, akış şeyi bulamadığı için. Buraya nebatat, nebati nefis. Buraya hayvani nefis, ha? Bir izah yok. O gözle görülüyor mu? Ama orada da bir şey var. Ne var orada? Orada da onların suretini veren, çünkü bu suret dediğimiz hadise form, power yani, kuvvet demek. Orada da var. Çünkü onların da kendine göre altın oluyor, gümüş oluyor. Değil mi? Bir terkip var. Her terkipte muhakkak bir... hareketi veren başka bir şey. Yani nefsin çeşitlerinden bir tane. Hayır. Şimdi... Hiçbirinde hareket yok. Nebatat da hayvan. Bunda da yok, bunda da yok, bunda da yok. Canlılık başka bir şey. Hareket başka bir şey. Canlılığı veren şey... Ona geleceğiz. O canlılık nasıl ortaya çıkıyor ayrı bir konu. Hareketi veren bu logos'tan gelen ilke. Tamam mı? Bu ilkenin maddedeki hareketinin tezahürünü maddenin imkanına bağlı. Ne örneği vermiştik hatırlayın. Ne örneği vermiştim? Evdeki elektrik aletlerine örnek vermiştim. Ya da iPhone'un sürümlerine örnek vermiştim. Prize taktığın zaman saç makinesini, kurutma makinesini, çamaşır makinesini, bulaşık... Hepsini aynı yerden ilkesi geliyor. Ama hepsinin donanımları farklı olduğu için tezahürleri farklı oluyor. Onun gibi düşünebilirsin. Şimdi altının tezahürleriyle bakırın tezahürleri aynı mı? Değil. Orada da var ama onun imkanları sınırlı olduğu için şeyin ortaya çıkan yapı ona göre değişiyor. Bitkide farklı olacak, göreceğiz. Hayvanatta farklı, insanda farklı. Dolayısıyla burada da insani nefis çıkacak ortaya. İnsani nefis. Bu şey aynı zamanda nedir bakın. Hatırlarsanız dedim ki size kavramları, ilişkileri içerisinde düşündüğünüz zaman aslında tek bir kavramı farklı adlandırıyorlar. Bunun adı ne aynı zamanda? Mesela insan nefis aynı zamanda nedir? Bizim suretimizdir. Faslımızdır. Değil mi? Mahiyetimizin bir büyük, kurucu unsurudur. Öyle mi? Hareketi, nefis, bedenimizdeki hareketin ilkesidir. Hepsi şey olarak farklı adlar alıyor. İlletimizdir. İnsan olmamızın illetidir. Bak illettir, surettir, fasıldır. Hep aynı şey. Fakat farklı pozisyonlarda farklı adlar veriyorsun. Onun için felsefe metinleri zor değil. Sadece adım adım okumayınca, yani örgü gibi böyle örerek gidiyor adamlar, o örgüyü takip etmediğin müddetçe kafan karışıyor. Yani diyorlar ya, felsefe kafa karıştırıcı bir şey. Değil. Kavram matematiği. Matematikte şimdi denklem çözerken hatırlayın, parantez için önce çözüyorsun, sonra bilmem dağılma özelliğini uyguluyorsun. Bir hata yaptı mı denklem gidiyor. Öyle değil midir? Matematik karışık mı? Karışık. Niye? Güzergahı bilmezsen, tertip düzeni kaybedersen denklemi bile çözemezsin. Felsefe de böyle bir şey arkadaşlar. Kavramlarla yapıldığı için. Kavramları takip edeceksin. O kavramların ilişkilerini hiç de kafa karıştıran bir şey yok orada da. Edebiyata kaçan felsefe ayrı. Melankolik felsefeyi demiyorum. Belli bir bilim tabanı olan ya da belli bir gerçeklik. Matematik felsefesi. İyi takip et. Neyi tanımlıyor? Sayıyı tanımlıyor. Adım adım gittiğin zaman hiçbir problem yok. Tamam mı? Dolayısıyla bu nefis dediğimiz kelime sadece hareketin ilkesi olması bakımından nefisin adını alıyor. Bizdeki tüm etkinliğin zemininde bu var. Aynı zamanda bizim türsel suretimiz değil mi bu?
Evrendeki türleri nasıl oluşturuyorsun? Fasıldan hareket ederek oluşturuyorsun. Dolayısıyla nefisten hareket ediyorsun. Benim insan olmamı, diğer canlılardan beni ayıran ne? Düşünmek, natıka. Bak ne oldu bu sefer? Ona dedi ki türsel suret dedik bu seferde. Yani yeni bir ad verdik. Ama başka bir cihette. Aynı şey arkadaşlar, tamam mı? Şimdi insan bedenindeki tüm nitelikler, tüm nitelikler ve tüm etkinliklerin ilkesi bu. Buna ne diyorlar? Havas ve asarın ilkesi. Mebde-i havas ve asar. Kınazade. Yani benim insan olarak özelliklerim var. Hassalarım var. Değil mi? Gülüyorum. Ondan sonra yürüyorum. İşte çeşitli şeylerim, nitelikler. Ondan sonra belirli işler yapıyorum. İşte duyuyorum bak. Duyan bu değil. O şey alıyor sadece. Hani modern düşünün dalgalar alıyor. Nefis duyuyor. Sadece bu alet. Tamam mı? Bunlara alet diyor zaten. Görüyorum. Tüm bunların zemininde bulunan o nefs dediğimiz hadise. Tüm havasımızın ve asarımızın ilkesi. Türsel şeyimiz. Bu olmasa evrende biz türleri birbirinden ayırt edemeyiz. Hayvanla, bitkiyle hepsini buna göre temiz ediyoruz, ayırıyoruz değil mi? Ha, şey yapayım. Öyle hocam. Ha? Bizim algılama teorimiz... Bizim derken siz kimsiniz? Hayır hayır, elbette bu klasik sistemi anlatıyoruz biz zaten. Çünkü bu kitap klasik sistem üzerine kurulu. Ahlakı anlatacak. Bakın, buna biz ne demiştik ilk derslerde? Fiziksel bir ahlak teorisi bu aslında. Fizik üzerinden mizacı anlatacağız. Çünkü mizaca geliyoruz. Mizacı anlatmamız gerekiyor, değil mi? O çünkü bizim mizacımızın fonksiyonları olacak. Bu mizacın fonksiyonlarını denge içinde tutmak bize erdemi verecek. İşte diyelim ki aşırı korkaklık, aşırı gözü karalığın ortası cesaret, onu şey yapabilmemiz için de aklın müdahil olması lazım. Dengede tutacak itidal, oradan adalet çıkacak filan. Şimdi bu teoriyi erdemler teorisini temellendirmek için bu yapıyı bilmen lazım. Son derece dikkat edersen fiziğe bağlı bir sistem. Çünkü mizaç fiziksel bir şey. Uçuk bir şey değil bu. Şimdi dönemin bilimini bilmediğin zaman, tıbbını, efendim fiziğini bilmediğin zaman bu sistem böyle çok şey geliyor sana, mistik. Bu kavramları sanki böyle boşlukta üretmişler gibi geliyor. Değil yani, onu demek istiyorum. Tamam mı? Evet, şimdi... Burada dikkat edilmesi gereken özelliklerinden bir tanesi şu... Şurası hariç, burası birbirini içerir. Yani nebatat, cemadatı içererek. Hayvanat hem nebatatı hem cemadatı içererek. İnsan da hem cemadatı hem nebatatı hem hayvanatı içererek insan oluyor. Kopuk değiller yani. Ha burada bir formda bir evrim var mı? Yani formdan forma geçiş var mı? Büyük kavga gürültü burada kopuyor zaten. Yani o fasıl değişip... Buraya mı geçiyor? Hayvan değişiyor. Hayır, asla. Burada evrime de gerek yok. Niye gerek yok? Zaten güç tek bir güç. Logos gücü tek bir güç yani. Ama birbirini içeriyorlar. Bu ayrı bir şey. Gökyüzü ayrı. Çünkü onun için dualite var burada. Bir yani evreni dual olarak, ikili bir evren olarak görüyorlar. Bunun üzerine durmayacağım zaten. Ya da durmuyor şey. Kınarızade de durmuyor. Ben şu anda Kınarızade'yi takip ederek gidiyorum. Yoksa bunlar hakkında daha çok şey söylenebilir. Tamam mı? Şimdi bu feneki nefsin tartışması şu. Evreni canlı kabul ediyor bu adamlar. Ama bu zoos anlamında değil, bios anlamında. Yani bildiğimiz şey değil. Dolayısıyla can, tanrı gibi yani. Tanrı da canlı ama bios anlamında. Evren canlı olunca oradaki hareketin de zemininde bir güç olması lazım. Orada da bir oranın havasını... Ve asarının da bir ilkesi olması lazım. O da logostan gelen bir parça. Şimdi bakın dikkat edin. Bir bileşik sistem var aslında. İçeriden bileşik. Tek bir güç. Ama dışarıda maddeyle temas ettiği için ayrı gözüküyor. Yani tek bir uydudan sinyal alıyoruz. Ama hepimizin telefonları farklı olduğu için donanımları farklı tezahür ediyor. Bu teşbihi unutmayın yani. Bu sistem ona göre çalışıyor.
Tamam. Evet, şimdi Kralzade bunu söyledikten sonra sırayla tüm nefisleri inceliyor. Diyor ki ben bunları sana anlatırsam insandaki erdemsizliklerin ortaya çıkmasının nedeni bu nebati tarafımızdan gelen, yani bitkisel tarafımızdan ya da hayvani tarafımızdan gelen yapılarla alakalıdır. Onun için önce sana nebati nefsi, sonra hayvani nefsi anlatacağım. Ondan sonra insan nefse geçeceğim diyor. Şimdi nefsi nebatinin ayrıntılarına girmeyeceğim ama zaten kendisi de diyor ki bu konular çok uzun konulardır. Fizik bilimine bakmak lazım. İlmi tabii diyor tabii. İlmi tabii bu konudaki eserlere bakmak lazım. Bir de ilmi tıp eserlerine bakmak lazım. Çünkü tıpta da sistem bunun üzerine kurulu. Değil mi? Tıpta da bunun üzerine kurulu. O sistemi bilebilmek için, bu sistemi ayrıntılarını bilebilmek için bu kitaplara bakman lazım diyor. Ben sana özetleyeceğim diyor. Şimdi bitkisel nefsin, yani o gücün, o şeyin hareket ettirici gücün dört temel özelliği var. Cemadat olmayan. Birincisi kuvveti gadiye, yani beslenme kuvveti. Tamam mı? Bitkiler ve o bitkileri içeren hayvanlar ve insanlar diyor Kılıçzade, ahir ömrüne değin beslenmek zorundadır. Öyle değil mi? Ağaçlar hep beslenmek zorunda. Bu beslenmeyi, suyunu düşün, toprağını hepsi, vitaminler bugün çok ayrıntılı tabii biliyoruz bunları. Beslenmek zorunda. Ahir ömrüne şey. İkinci kuvveti namiye. Büyür bunlar. Dikkat edin, bitkiler büyür. İşte hayvanlar büyür. İnsan büyür. Bir büyümeleri var namiye. Nasıl büyürler ama? Şimdi burada bir tartışma. Şişmanlık bir büyüme midir? Değil. Büyüme ala tabi'in nizami ya da tenasüb-i tabi'i, yani bir belirli bir doğal orantı içerisinde yiyip içtiklerimiz vücudumuzun bütününe yayılacak şekilde bir tenasüp, üç boyuttan herhangi birine ağırlık vermeksizin. Tenasüb-i tabi'i o demek. Çünkü biz üç boyutluyuz. Bu üç boyutu aynı anda onun parçası olacak şekilde, orada temessül edecek şekilde bir namiyi artış yani. Şimdi çocuk doğuyor, yiyor, anne sütü alıyor, sonra yiyor, içiyor falan. Ne yapıyor? Bir tezayüt, bir artış oluyor. Bu artış şey, ama peki şişmanlık nedir? Şişmanlık ise bir tenasüp yok orada. Yani insanın bir tarafı büyüyor, değil mi? Diğer tarafları büyümüyor. Mesela diyor, bir örnek veriyor. Çok şişman olup da boyu uzayan birini göremezsin diyor. Değil mi? Var mı çok şişman yediği için boyu uzayan biri? Eni uzuyor. Ama boyu uzamıyor. Ya da kısalmıyor. Evet. Fakat büyümenin bir zamanı vardır. Bir de miktarı vardır. Miktarı muayyen ve zemini muhaddedi var. Her canlıda, bitki de canlı... Bugünkü canlı değil tabii bu. Bitkide, hayvanlarda ve insanda, bitkilerde bir sinni vukuf, durma yaşı var. Yani büyümenin durduğu bir yaş var. Buna sinni vukuf diyor eskiler. Mesela insanlarda diyor bu 24'tür. O zamanki araştırmalara şey düşünmüyor. 24 yaşında, ama bugün daha böyle ince, kadınlarda farklı, erkeklerde farklı değil mi? Büyüme yaşı. Yanlış bilmiyorsam. Öyle değil mi Ahmet Hoca? Bitkilerin her birinde farklı ama değil mi, büyüme belli bir şeydi, duruyor, ondan sonra yavaş yavaş çözülme başlıyor. Evet, şimdi beslenme ve büyüme bireyin bekası için zorunludur. Yani bir bitki bireyi ya da bir hayvan bireyi yaşamasını sürdürmek istiyorsa beslenmeli ve büyümeli. Bu şahıs için önemli. Niçin şahıs için önemli? İçerdiği imkanları açığa çıkartabilmesi için, yani kemali için beslenmek zorunda. Gelişemez yoksa. Öyle değil mi? Ya da büyümek zorunda. Çocuk olarak kaldığında, akil bali olmadığında, değil mi? İmkanlarını gerçekleştiremez. Yani insanın içinde içkin olan o imkanları açığa çıkartabilmesi için beslenmesi ve büyümesi lazım. Buyurun. Üçüncü kuvvet kuvve-i müvellide.
kuvve-i müvellide, doğurucu güç. Ne demek bu? Her canlı bireyi kendi mislinin maddesini hazırlar. Kadınsa dişi ise dişi, erkekse erilse eril. Maddesini hazırlar. Kendi mislini üretecek bir madde oluşturur. Bak bunu görüyorlar ama tabii bunu açıklaması öyle kolay bir iş değil. Mesela diyor bitkiler tohum, daha kaba şeyde tohum, bitkilerde başka şeyler de hazırlanıyor. Sadece tohum değil ama onu biliyorlar. Hayvanlarda işte yumurta, işte meni filan neyse, ya da kadında yumurta filan. Dolayısıyla şeyde bitkisel ve hayvani nefiste, tabii bitkiler anlatıyor, kendi mislini hazırlar bu kişi. Sonra bir de kuvve-i musavviresi var bitkinin. Ne demek o kuvve-i musavvire? Bu mislinin maddesini hazırlıyor ya, bu mislinin, bu maddeyi kullanarak, tamam mı? uygun bir yerde bunun şeyini bulunca, ortamını bulunca, burası ilginç, metafizik ilkeye bağlayacak, feyzi, süverife, yani suretin o yani şöyle diyelim, uydudan sinyal almaya hazır hale gelmesi. Yani türsel sureti gelecek ona. Ona da şey diyor, musavvire diyor. Yok, musavvire. Mutasavvire başka. Mutasavvire de denir ha. Onda, o da sıkıntı, musavvire ama. Yani şeyin kullandığı tabir kınazaden musavvire. İlk ikisi, yani beslenme ve büyüme bireyin için gerekliydi. Öbürü ise, yani müvellide ve musavvire, türün bekası için gerekli. Bak dikkat ederseniz gerçekten, değil mi? Her canlı kendi halefini üretmeye çalışıyor. Yani kişi ölür ama türün bireyleri, değil mi? Biz bugün de diyoruz ya, hatta şey kitabını, inkırazı nev. Yani türün inkıraza uğraması. Eğer bir tür kendi bireylerini üretemiyorsa, kendi haleflerini üretemiyorsa inkıraza uğrar. Biz de bugün diyoruz ya, türlerin yok olması diyoruz. Aristoteles onu diyor hocam, yani canlı varlıkların ölümsüzlüğü üremesiyle. Türsel anlamda. Evet, tabii, türsel anlamda. Şimdi ne demek uygun bir ortam? Mesela bir tohum, her tohum içinde farklı olabilir ama mesela toprak ihtiyaç duyar. Ya da ona benzer bir ortama ihtiyaç duyar. İşte kadın, dişil eril kendi ortamlarını, işte anne rahmi bir ortamdır mesela. Ya da dişinin rahmi, değil mi? Dolayısıyla can, bitki kendi misline ilişkin bir madde üretir. Bu madde kendi mevziinde, konumunda, yerinde olduğunda kendi halefini ortaya çıkartır diyor. Bakın bunları çok ciddi ciddi şey yapıyorlar. Burada metafizik olan taraf suret feyzi. Yani daha doğrusu suretin feyz olarak gelmesi. Bu ne demek? Bu uzun bir konu. Metafizik bir konu yani. O logostan pay almaya, şuna benziyor bu. Yani ben elektriğe fişi taktım. Sana da şeyini, ucunu taktım ama sen hazır değilsen çalışmazsın ki. Yani o donanımların çalışmaya hazır olması lazım, değil mi? Mühendis olarak öyle, değil mi? Yoksa çalışmaz. Oraya, orada bir elektrik olur ama o elektrik seni çarpar yani. Bulaşık makinesine elektriği taktın, çalışmıyor. Niye? Bozuk diyorsun. O şekilde. Yani bir canlının o türsel sureti alabilmesi için tehyyü dediğimiz istidat süreçleri geçirmesi lazım. Onun çeşitli süreçleri var. Ondan sonra o sinyali alıyor ve çalışmaya başlıyor. Kendi potansiyellerini açığa çıkartmaya başlıyor. Tamam. Şimdi bunlara bak ne kadar ayrıntılı inceliyor ki, bu diyor ki bu tıp kitaplarında çok daha ayrıntılı, ben özetledim diyor. Bu dört kuvvet, yani besleyici, büyüyücü, nedir, çoğaltıcı, doğurucu yani, ve musavvire, kendi suretini hazır almaya hazır hale gelici güç, hizmet edilen güçlerdir. Her şeyde, canlıda, bitkide ve hayvanda bir de hizmet eden kuvay hadime vardır. Bunlar da dörttür. Bir, çekici kuvvet, cazibe.
bir tutucu kuvvet masike, bir sindirici kuvvet hazime, bir de atıcı kuvvet dafia. Her canlı mesela beslenmeyi için bir şey alır, tutar, hazmeder, atar. Bak, sistem bu şekilde çalışıyor. Bunun analizini yapıyorlar. Bunlar fizikte ve matematikte çoktur diyor. Evet, şimdi cazibe masika. Cazibe masika, hazime ve dafia. Kitapta var, onun için yazmıyorum bunları. Kitapta anlatıyor bunları çünkü. Şimdi burada hemen bir başlık açmış sayfa 64'te, sonra 65'te de devam etmiş. Bunu diyor sana ayrıntılı anlatacağım. Niye? Çünkü bunun önemli olduğunu göstermem gerekiyor sana diyor. Bu büyüme kuvveti gıdayla çalışıyor diyor. Çünkü insan vücudu mekan zaman sahnesinde yaşarken sürekli bir hararet üretir diyor. Mesela bunun yorumlamaları lazım. Ben konuyu çok iyi bilmiyorum. Hararet üretiyor diyor. Ve bu hararet insanı diyor, şey, canlıyı eritir diyor. Onun için sürekli onun yerine bir bedil, yani onun eş değerini koyması lazım. Hatta bunu kana bağlıyor. Kanda diyor galiz, kan, yani bu nasıl diyelim, galize, yoğun kan. Ki bu bizim canlılığımızın da kaynağıdır aslında diyor. Ahmet, canlılık dedin ya. Bu demi galiz canlılığın zeminidir diyor. Ne demek bilmiyorum bak. Yani biyoloji şeyi bilmiyorum ama mesela buna bakmak lazım. Sürekli üretiliyor hocam. Galenistan'da. Evet. Yani dolaşımda değil, sürekli üreten bir şey, sürekli canlılığı vücuda veren bir şey. Dolayısıyla bunu sürekli o hararetle gidenin yerine yerinin konması lazım. Evet. Şimdi yoksa diyor, eğer bu sürekliliği sağlayamazsak bir kere diyor bizim bir arada tutulmamız mümkün değil. Yani biz terkibiz. Çeşitli unsurlardan oluşuyoruz, dağılırız. İkincisi, canlılığımız oradan kalkar. Üçüncüsü, mizacımızın eserlerini göremeyiz. Yani bir mizacımız var, onun fonksiyonları var. Onlar ortaya çıkmaz. Bir süre sonra beden tamamen dağılır gider diyor. Dolayısıyla sürekli bir yapı bu. Diyelim ki sürekli hava almak zorundasın. Sürekli su içmek zorundasın. Sürekli beslenmek zorundasın. Değil mi? Ki o senden eksileni tamamlayabilesin. O dönemin tıbbi açısından bakıyor ona. Ve bu öyle bir tamamlama olacak ki aldığın yediğin şeyi bedenin kendi parçasına dönüştürmek zorunda. Kendi parça. Öyle kolay bir iş değil bu diyor yani. Dolayısıyla biz aslında yediğimiz her şeyin bir sureti var. Sadece onun maddesini yemiyoruz. O sureti de dönüştürüyor vücut. Vücudun bir becerisi. Değil mi? Yediğin bitkinin de bir sureti yok mu? Bitki yiyorsun. Hatta hayvan yiyorsun. Onların da suretini dönüştürüyorsun. Bunun mekanizmaları var diyor. Yani tabii mekanizma kelimesi kullanmıyor ama bunların mekanizmaları var. Çok adım adım gidiyor bunlar. Ayrıntılarını ben sana diyor, kitaplara bak. Fakat diyor burada diyor, bir ayete atıf yapmış. Fussilet suresi 53. ayete. Bunları diyor incelemek sadece meselenin tırnak içerisinde bilimsel tarafını öğrenmeyi değil, aynı zamanda yaratılışın sırlarına vakıf olmayı da sağlar. Nitekim hani Cenab-ı Hak onları afakta vermişti, ayetlerimiz göstericimiz derse bunu da kastediyordu. Yani insan nefsinin derinliklerine dalmak, bunun mekanizmalarını tespit etmek, aynı zamanda bu yaratılışın dakaikini ve inceliklerini tespit etmek bakımından da önemlidir. Şimdi cazibe kuvveti şeyi aldı. Bitki nedir? Besleneceğimiz gıdayı aldı. Önce boğazdan. Oradan mideye iner diyor. Sonra karaciğere geçer. Oradan organlara dağılır. Mekanizmayı böyle kuruyor. Tabii dediğim gibi özet bir şey. Her organın bir de masike, tutucu bir gücü var. Boğaz onu çeker ve yakalar. Önce ağızda biz bunu eritiriz. Sonra mide onu alır, tutar. Değil mi? Ve her şeyde, her konumda alınanlar ve atılanlar vardır. Mesela diyelim ki ağızda çiğnerken bir şeyi, mesela işinize yarayan şeyi mi, kabuğu atarsın diyor. Değil mi? Bak, bir şeyi alırsın, bir şeyi atarsın. Daha fiyat, hepsi çalışıyor.
cazibe, masike, hazime ve dafiye aynı anda çalışıyor. Sonra midene gider bu. E miden de orada işlemler yapar, tutar onu ama o da başka şeyleri atar. Dolayısıyla her şeyde, süreçte alınanlar ve atılanlar şeyi, diyalektiği diyelim söz konusudur. Tamam mı? Tabii tabii. Hepsini işliyorsun zaten. O hazım dediği o işleme zaten. Mesela bak diyor ki hazmı veriyor. Efendim? Emilim de alınan mesela o kanalda. Sayın hocam siz modern düşünmeyin. Klasik gelenekte gidiyoruz şimdi. Şu anda biz Kanızade'nin metnini anlamaya çalışıyoruz. Dayandığı zemini. Yoksa şeye benzer bu. Bir bilim tarihi kitabını İTÜ'deki hocalara göndermişler. Buradaki tüm teoriler yanlış diye iade etmiş hoca efendi. Bilim tarihi zaten tabii ki yanlış yani. Biraz olaya öyle bakalım. Şimdi diyor ki mideye deki şey süreç ağızda başlar. O sistemi kuruyor zaten. Şey anatomisini veriyor. Diyor ki işte şuradan bir şey gelir mideye bağlanır. Çiğnemeye başlarız. Tamam mı? Ve fazlayı atarız. Bu mideye iner. Bu mideye inen diyor verdiği örnek koyu bir taranaya benzer diyor. Aynen bu örneği veriyor. Koyu tarana. Buna Yunanca da keylüs denir diyor. Yunancasını da veriyor. Sonra oradan karaciğere gider. Karaciğere gider. Ve mideden çünkü oralara o dönemdeki anatomi içerisinde bu. Açılan ince damarlar var. Bunlara mesarika diyor. Orada tekrar bir hazım vardır. Yani karaciğer de orada bir işlem yapar. Tamam mı? Ve burada ahlat-ı erbaya dönüşürler. Çünkü dört unsuru alıyorsun. Neticede aldığın her şey dört unsurdan mürekkep. İster elma ya, ister muz ya, değil mi? İster hayvan ya. Bu karaciğerde bunları dört unsura dönüştürür. Safra, sevda, dem ve balgama dönüştürür. Yine fazlalıklar varsa atar. Daha incelmiş bir hale getirir. Oradan damarlara uruk dağılır. Damarlarda da bir hazım süreci var, bir işleme süreci var. Ve işte terleme ve benzeri şeylerle de fazlalıkları atarsın. Ondan sonra organlara ulaşır. Organlar da kendine dönüştürecek şekilde hazımlarda bulunurlar. İnce damarlar üzerinden. Tamam mı? Ve bu gelen kan üzerinden gelen o şeyleri kendi cüzleri haline dönüştürür. Temessül ederler. Ve burada fazla nereye gider? Şimdi hepsinde fazla vardı attı. İşte ağızdan fazlayı attık, mideden attık değil mi? Kan şeyle attık. Terle attık. Buradaki fazla kadında yumurta, erkekte şeye dönüşür, meniye dönüşür diyor. Bak, kendi türünü, mislini üretecek maddeyi verir diyor. Doğru mu Ahmet Klasik? Yumurta demiyor. Evet. Çünkü evet. Ama madde diyor. Yani. Madde diyor. O malzemeyi verir diyor. Tamam mı? Dolayısıyla şeyi bakın nebat. Bu özetin özetinin özeti onu söyleyeyim size. Merak eden arkadaşlar varsa, ayrıntıları öğrenmek isteyen, bir İbn-i Sina'nın kitabı Nefsine bakabilir. Şeyden çıktı, Tuba'dan çıktı. PDF'si de var zannediyorum. Değil mi? PDF'si de var. Okuyabilirsiniz. Yok mu PDF'si? Henüz koymadılar. Koyar bizimkiler merak etme. Başkaları koyar. Sonra Erkan-ı Fıttıp'ta ya da tıp kitaplarında bununla alakalı çok şeyler, açıklamalar var. Bir şeyi, bitkisel nefsin ne kadar ayrıntılı olduğunu gördük. Bu bittikten sonra geçtik hayvani nefse. Buraya kadar sorusu olan var mı? Yani adamlar sadece böyle, yani şöyle zannediyoruz biz. Tabii bunlar bugün için çok basit resimler. Ama unutmayın arkadaşlar, resim olmadan yorum olmaz. Yani klasik gelenekte bu sistemler, iç içe sistemler. Yani bu adamlar böyle masa başı kavram üretmiyorlar. O kavramların bir karşılığı var yani. Hepsi metafiziğe bağlı ama veri alıyorlar devamlı. Yani insan vücudunu, anatomisini, fizyosini, kendi dönemini, imkanları içerisinde çok ciddi bir şekilde analiz ediyorlar. Şimdi bunu göreceğiz ileride. Bu hayvani nefis insanda hayvan canlılıkta şehvi kuvveti doğuracak. İnsanın şehvi demek bizim bugünkü şehvetle alakası yok.
klasik Arapçada şehvet arzu nesnelerine yönelmek demek. Her türlü arzu nesnesi. Yemek. Yemek. İştiha da oradan geliyor. Şehvetten geliyor. İştahlı çocuk. Yani malı götürüyor. Bulduğunu gömüyor anlamında yani. Tamam. Dolayısıyla insana canlıyı anlatırken bize ileride söyleyecek. Bu şehevi güç yani iştah gücü. İştah gücü tam Türkçesi arzu nesnesine yönelme gücü demek. Bir şeyi talep etme, bir şeyi arzulamak anlamında. Her makam mevkidi bile bu. Hayvani nefisten kaynak, şey, bitkisel nefisten kaynakla. Zeminin orası benim. Efendim? Freud kim ya? Kim? Ya bu... Şimdi bakın arkadaşlar aslında puzzle oluşturan o şeyler var ya, parçalar aynı. Sadece metafizik değişince onları farklı bir şeye koyup yeni bir terkip ortaya çıkıyor. Üç aşağı beş yukarı aynı yani şeyler. Şimdi geldik ikinci şeye, nefse. Nefsi hayvani. Nefsi hayvani yani bitkisel nefsin tüm güçlerini kuşatıyor. O da büyüyor, işte besleniyor, büyüyor. Değil mi? Kendi doğurucu bir gücü var. Ondan sonra kendi mislini ortaya çıkartıyor. Bütün süreçleri yaşıyor. Daha sofistike bir şekilde. Çünkü donanımları farklı. Şimdi hayvani nefiste ortaya çıkan ne? Buradaki hayvani nefisteki ortaya çıkan şeyler tüm hayvanlarda aynı değil. Birilerinde imkan halinde var. Birilerinde bir unsur ortaya çıkmış. Bunun farkındalar. Buna natura scala diyorlar. Yani doğal diziliş. Baklavayı düşünün. Değil mi? Baklavada kesilmeden önce dümdüzdür. Sonra kesiyorsun, o kestiğin şeyler türsel bölünmeleri olarak görününü. Tamam mı? Burada birbirine değiyorlar dikkat ederseniz. Ama geçiş var mı yok mu tartışıyoruz. Yani mesela bitki, işte en arkaik ne bitki şeyde bu sistemde? Mercan mıydı? Neyi veriyorlardı? Cemaatı yok. Evet. Neydi en o verdiği? Bitkinin altı şey mi? Yok yok, veriyor bir şey veriyorlar. Ben maddede cemadattan nebatata geçişte ara bir mercan ben yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu şu demek değil. Acaba oradan oraya bir geçiş tek bir şey noktadan bir şey, tek bir yapıdan çoğalıyor oraya gidiyor mu? Tartışmalı bu. Sonra bitki belirli karmaşıklıklar gösteriyor. En son hurmaya geliyor. Değil mi? Hurma dişilik ve erillik özelliğini gösteriyor. Bu sisteme göre. Sonra hayvana geçiyorsun. Ama en basit hayvandan en komplike karmaşık hayvana kadar geliyorsun. Arada insan özellikleri gösteren işte maymun, tartışmalar var. Ayı diyenler var, at diyenler var. Çeşitli özelliklerini alıyorlar. Mesela rüya görmesi bakımından at diyor mesela. Rüya görüyormuş at. Görüyor mu rüya hakikaten? Görüyor değil mi? Ondan sonra filan falan. İşte ama genelde şeydir. Maymun, kırt şey yapılır. Ama bu şu demek değil. Maymundan insana geçildi mi onlar tartışmalı dediğim gibi. Sonra insan ortaya çıkıyor. O diziliş yani doğal diziliş bu. Natura scala dedikleri bu. Boşluk yok yani. Yani ona göre vaz edilmiş her şey. Onun gibi düşünebileceksiniz. Düşünebilirsiniz. Şimdi nefsi hayvani ne tür şeylere sebep oluyor? Bu önemli bizim için. Çünkü şöyle bazen görürsünüz haberlerde bile ben gördüğüm oldu. İşte son yapılan araştırmalar gösterdi ki hayvanlar da düşünüyorlar. İşte dörde kadar sayıyormuş kargalar. Öbürü bir... Arkadaşlar klasik gelenekte hayvanların zekası var. Bak şimdi biraz sonra anlatacağım size. Hayvanlar zeki yani. Şunu bir türlü anlamıyor. Tabii dediğim gibi bu cehalet diz boyu şeye benziyor ya işte geçen hangi kanaldaydı? İşte evren, işte dünya orta çağda düz tepsi gibi kabul ediliyor. İlk çağda düz tepsi kabul edilmiyor. Orta çağda niye düz tepsi kabul edilsin? Yani saçma sapan şey halk inançlarını almışlar. Halk şu anda da düz olduğuna inanan bir sürü insan var. Rusya'dan mı? Daha çok ha. Hayır şimdi yatay zekalılar öyle düşünüyor değil mi yani? İnsanlık yapay zekaya gitti ama yatay zekada duranlar hala öyle düşünüyorlar. Klasik gelenekte hayvanların o çıplak gözlemden hareketle bile tekil anlamlar ürettiğini düşünüyorlar. Bakın sadece
tekil bilgi, tekil anlam üretebilir hayvan. Ama tümel kavram üretemez. Anne kavramını sahip olabilir bir hayvan. Kendi annesi. Tekildir ama. Annelik tümel bir şey. Ha, tümel kavram üretmediğini nereden çıkartıyoruz? Çıkartsaydık yaşama tarzını değiştirirdi. Değiştirmiyor. Ya karınca acayip işler yapıyor. Akıllı hayvan. Ya zeki hayvan olabilir tabii. O da dediğim gibi dereceli. Zeki hayvan. Onun bir donanımı var. O donanıma suret feyzi geldiği zaman harekete geçiyor. Onun gereğini yapıyor. Değil mi? Öyle balıklar var ki insanı şaşırtıyor değil mi? Eşi için ya da dişisi için mimari ev yapıyor adam suyun altında, okyanusun dibinde. Diyorsun ki ulan İTÜ'den mi mezun oldu bu adam filan. Zeka var. Hatta tekil anlamlar da üretiyorlar. Korku, nefret, kaygı. Tekil ama. Korku nedir diye bir sorusu yok adamın. Olsaydı böyle ders yaparlardı bizim gibi. Hayatın anlamı ne? Niye okyanusun içinde yaşıyoruz filan gibi. Böyle bir şey yok. Anlatabildim mi? Yani bu yeni bir şey değil demek istiyorum size. Klasik gelenekte şunun farkında. İnsan maddesi cihetinden evrenin bir devamı, bir uzantısı. Ama bunun ayrıntılarını tabii ki bilmiyorlar. Uzay şeyden, yıldızlardan mı geliyor bu? Ama onu biliyorlar. Logos'un şeyi olduğu için, orada logos tarafı olduğu için iş değişiyor. Yoksa beden olarak biz maddenin bir devamıyız, bir parçasıyız, onu biliyorlar ya. Değil mi Ahmet? Var mı istisnası? Hiç kimse demiyor ki bedenimiz de öteden geldi, beriden geldi. Evrenin bir uzantısıyız. Tamam mı? Şimdi nefsi hayvani, yani ne demek? Artık daha komplike donanıma sahip var olanlara girdiği zaman nasıl şey gösteriyor? Şöyle gösteriyor. Şuraya nefsi hayvani diyelim. Bakın tekrar ediyorum, bu çok komplike bir mesele. Ben sadece Kınalızade'nin anlattığı çerçevede anlatıyorum. Yoksa bunlar çok komplikedir, öyle kolay şeyler değil. İki şekilde ortaya çıkar. Bir müdrike. Bak hayvanda ortaya çıkıyor ha. İkincisi muharrike. Yani hareket ettirici güç, idrak edici güç olarak ortaya çıkıyor. Bu burada o hareketin ilkesi olan suret, fasıl, ondan sonra mebde, hareket etmeyen ilk hareket ettirici, ne derseniz deyin. Şimdi bu müdrike doğrudan değil, aletler kullanarak bunlara his, havas adını veriyoruz. Duyarlılık. Aslında hissin tam Türkçesi duyarlılık. Belirli duyarlılıklar. Bir dakika. Hissin çoğulu havas olmaz. Hassa havas olur. Tabii. Ayınla. Hassa havas. His, o da havas. Yani belirli aletlerle uzanıyor. Doğru mu Şükran Hanım? Çoğulları bunların. Hassa'nın çoğulu havas mı? O da havas. Öbürü de hissin çoğulu da havas değil mi? Biri sinle, biri satla. Evet. İkiye ayrılıyor. Bir zahire, bir de batına. Bakın sistem, zahire yani bizim dışarıda aletlerimiz var. Hislerimiz, duyarlılıklarımız var. Değil mi? Bunlar da 5 tane, hepsini biliyorsunuz. Bir tanesi lamise. Dokunma duyusu. Şimdi bunların da arasında ayrım yapmışlar. Acaba hangi duyarlılık önce ortaya çıkar? Ve hangisi vazgeçilmezdir? Hangisi en güçlüdür? İlginç olan, en primitif olan en önce ortaya çıkar ve en güçlü olan odur. Dokunma duyusu değil mi? Her tarafımızda, vücudumuzun her tarafında var. Ve en yaygın olan odur. Fakat işaret parmağın ucunda daha çok yoğundur diyor Kınalızade. Parmaklarla dokunuruz biz bir şeye değil mi? Böyle kafasıyla dokunan var mı?
Yok. Parmağınla dokunursun. Çünkü bak özellikle işaret parmağıyla dokunuyorsun. O doğallığı buna bağlıyor. Doğal bir tepki bu çünkü. Dolayısıyla duyarlılık nedir? Dokunma duyusu bize ne verir? Lamise diyor buna. Melmusatı. Yani biz dokunma duyusuyla evrenli bir dokunma etrafında bir tasavvur elde ederiz. Değil mi? Sırf dokunma duyusu olduğu zaman evren bizim için dokunma duyusunun verileriyle sınırlı olacak. Bunu biliyorlar. Onun için bir duyusunu kaybeden hakikatten bir parça kaybeder diyor adamlar. Yani gerçeklikten bir parçayı kaybedersin. Şimdi hatırlayın belgesel izleyen arkadaşlar bazı hayvanlarda değil mi? Bazı yetiler şeyler yok. Ne yapıyor? Onların dünyası nasıl? Ona göre gerçekliği ona göre idrak ediyor. İnsan gerçeklikle duyma üzerinden bir ilişki, dokunma üzerinden bir ilişki kuruyor. İkincisi şamme. Yani koku duyusu. Koklama yani. Bundan da meşmumat. Eğer kokumuz olmasa evrendeki koku yani o niteliği idrak edemeyiz. Dolayısıyla evren bizim için kokusu olan bir şey olmaz. Hatta burada şeyin de farkındalar. Koku idrakinin bazı insanlarda ya da bazı şeyde daha farklı olduğunu, güçlü olduğunu, aralıklarının olduğunu da biliyorlar. Yani biz bugün diyelim ki öyle belgesini izliyorsunuz, öyle şeyler var ki işte bilmem kaç kilometrede öteden kokuyu alıyor. Öyle hayvanlar var değil mi? Hatta vaşak gibi böyle hayvanlar var. Kaç kilometre öteden kaç dedi? 76 metreden görüyormuş mesela fareyi. Vaşak. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya o kadar keskin. Onun için ilk kurulan bilim akademisinin adı vaşaktır. Yani gerçekliğin derinliğine bakmak. Değil mi? Eğer bir canlının koku şeyi skalası darsa gerçekliği o kadar anlıyor. Koku düzeyindeki gerçekliği. Yani aslında farkında olmadan nasıl bir nimet içerisinde olduğumuza dikkat edin yani. Kaybedince anlıyoruz. Değil mi? Düşünsene hiç koku algınız yok. Gerçeklikle o tarafınız kopmuş oluyor. Ya. Sonra zaika. Yani tad alma. Buradan da müzevvekat. Yani gerçeklikte bir de tad alma şey var. Tadı var. Yani elmanın tadı var. Değil mi? Suyun tadı var. Şunun tadı var. Bunun tadı var. O da müzevvekatımızı oluşturuyor. O da bir gerçeklikten bir parça veriyor bize. Dördüncüsü samia. İşitme. Bundan da mesmuat. Yani evrendeki sesleri algılıyoruz. Gerçekliğin o tarafı da var. Ha bunların bu nitelikler var mıdır, yok mudur, yoksa idrakli mi alakalıdır, tartışmaları başka. Beşincisi basıra. Görme gücü. Buradan da mubsirat ortaya çıkıyor. Şimdi anlatacağım biraz. Aslında söyledim başta da. En ilken olan bu. En sondaki basıra, en incisi ve birincil olan budur. Basıra. Yani görme duyusu en değerli duyudur. Klasik gelenekçi söylüyorum. Bugün bilmiyorum var mı böyle bir skala. Yoktur. Hepsi değerlidir belki. Görme. Tabii. Görme esas. Tabii o sadece görme derken gözü kastetmiyor. Akli görmeyi de kastediyor bence orada metafizikte. O cümlede. Değil mi? O zaman akli duyma diye bir şeyden de bahsedebiliriz. Nasıl duyuyorsun akli? Hayır bu bir test tamam mı? Var mı? Bilmiyorum. Nasıl görüyorsa orada bir kelime oyunu var yani. Yok. Tamam kalp gözünden bahsediyorum. Yok kalp gözünden bahsetmiyorum. Kalp gözünden bahsetmiyorum. Şimdi şunların hepsi mahsus cismin sensible tarafıyla ilişkilidir. Akıl ise makul tarafıyla ilgili. Makul taraftan bir ses geliyorsa dediğin doğru olabilir. Görüyor muyuz peki?
Işık gelmiyor ama oranın şeyi, optik formu farklı. Diyoruz ki ya bu, bunun arkasında ne olabilir? Bilimleri başka türlü nasıl yapacaksın? Yani cismin kendisine bize sunduğu biçiminden yetinmeyip arkasına akılla gidiyoruz. Diyoruz ki bunun arkasında başka bir şey olabilir. Bunu kulağımız, gözümüz falan söylemiyor ama aklımız söylüyor bunu. O anlamda akla, akılla görmek, teoriya. Nazariyat öyle çıkıyor. Bence öyle tek bir görüş yok. Mesela Akmeon'da öyle değil. Milattan önce 500 adam. Lokman dediğimiz bizim bugün. Değil mi? O tamamen beyin diyor. Ben onu kabul etmiyorum Ahmet. Çünkü kalp Arapça'da aynı zamanda beyin demek. İhya Ulumuddin'de, şimdi hangi bölüm hatırlamıyorum ama Gazali bunları söylüyor. Yani biz kalp düşünür, kalp şey yapar diyoruz. Bu kalp değil yani o. O da aklın şeyi. Burada cereyan ediyor. Ama aklın bir türü o. Aklı bugünkü biz hep istidlali akılla, rasyonel akılla özdeşleştirdiğim için diğer türleri ayırmak için mesela Fuat. Bana sorarsan zaten görmeyi tek başına göz de yapmıyor, beyin de yapmıyor. Bütün vücut aynı anda yani o bütün holistik yapı yapıyor. Ben de tam da sufi gibi düşünüyorum mesela. Ama bunu işaret ettiğimizde beyne işaret edip orada mekanizmasını göstermeye çalışıyoruz. Yani o bütünlük yapıyor bunu diye düşünüyorum mesela ben. Embedded cognition diyorlar değil mi buna? Böyle bir akım var biliyorsun. Gömülü kognisyon. Yani insan vücuduna gömülü. Nitekim bazı hayvan türlerinin algı tarzları bütün vücuduna yayılmış oluyor. Var böyle yapılar, var şeyler, var canlılar. Gibi, evet. O uzun bir konu. Mesela metinlerde geçen kalp, her kalbi bugünkü anlamıyla kalp olarak yorumlamamak lazım. Öyle diyenler de olabilir. Ama dikkat etmek gerekiyor. Yani şurayı kastediyorlar. Ve bunun şey, aklın bir fonksiyonu. Bir başka bir tarzı. Bir sürü çeşidi var çünkü. Evet. Şimdi burası bize dış dünyayla irtibat kurarken duyusal bir zemin, hissi bir zemin sağlıyor. Tamam mı? Şimdi buranın zaten ortak adı ihsas. Bak onu söyleyeyim size. İhsas. Henüz akıl yok ortada arkadaşlar. Şu iki tarafı da dikkate aldığımız zaman buraya ihsas. Onun için ne diyoruz? Havası zahire, havası batına diyoruz. İç, dış duyular, iç duyular diyoruz. O da duyu yani. Burada ölçü tekillikle irtibatı olan her şey histir. Tekillikle irtibatı olan her şey histir. Tamam. Şimdi bizim bir de 5 tane iç duyumuz var. Hissi müşterek, yazayım mı son anlatacağım. 2 hayal, 3 vahime, 4 hafıza, 5 mutasarrıfa. Bakın, bunlar bizim donanımlarımız arkadaşlar. Bu donanımlar ancak o nefsimizle harekete geçiyor. Bunlar kendi başına iş yapan güçler. Bunlar alet. Yani keser bu ama el lazım. Yani nasıl ki dokunma duyusu deriyle alakalı değil. Deri onun aleti. Onu nefis şey yapıyor. Görmeyi nefis yapıyor. İşte ona ben diyorsun sonra sen. Ben gördüm. Kimsin sen? Nerede bu ben? Nerede? İşaret edebilir misin ben diye? Ben diyorsun buna işaret. Beden o. Oradan düşünebilirsiniz yani meseleyi. Şimdi şunlar, bakın bugün kognitif psikolojide bazıları bunların inceleniyor. Değil mi? Hissi müşterek ne demek? Benim 5 duyum dışarıdan veri alıyor. Bu verileri bir yer, bir havuzda toplaması lazım. Buna hissi müşterek diyoruz. Common sense diye Latince'ye tercüme etmişler. Ortak duyu diyorlar. Yani çünkü biz bir olaya baktığımız zaman rengini, sesini, kokusunu aynı anda algılayabiliriz. Onları kim birleştiriyor? Hissi müşterek. Ha bunlar dediğim gibi yine böyle kavram değil. Dima dediği, şuraya dima diyorlar aynı zamanda arkadaşlar. Şu yapıya.
Hani var ya Türkçe'de kullanılan dimağı bozuk. Değil mi? Bu dimağda bunların yeri var işte. Gösteriyor bunu. İşte şurada, şurada, burada, orada filan. Yani biyolojik, anatomik, fizyolojik olarak gösteriyorlar. Ha bugün bunlar doğru değil tabii yani. Beyin de holistik bir şey. Beyin de belirli noktalarda değil mi bunlar cereyan ediyor bugün? Ha. Mesela İbn Sina'nın baktığınız zaman diyor işte hayal şurada. İşte nedir? Kuvve-i mütasarrıfa burada, vahime gücü burada filan diyor. Şimdi gelen bu şeyleri nesnelerin, bilgilerin, dışarıdan gelen, hislerden gelen bilgileri biz bir araya getiriyoruz. Ortaya tekil suretler çıkıyor. Tekil suretler. İşte arkadaşımızın sureti, şunun sureti, bunun sureti. Ama ben bunları muhafaza etmem lazım. Yani diyelim ki adınız neydi? Ahmet'le tanıştım. Sonra gittim. Senin adın Nurullah. Şimdi Nurullah diyorum ki ya Ahmet'i geçen gördüm filan. Nereye yükleme yapıyorum? Hissi müşterimden aldığım şey değil. Çünkü o çalışmıyor. Adam yok ortada. Ona bir depo lazım. Dolayısıyla benim tekil suretleri depoladığım bir hayal dediğim şey var. Bugün adı bunun fotoğraf hafızası mı diyorsunuz ona? Ne diyorsunuz? Ha? Görsel hafıza. Ha. Görsel hafıza dediğim şey. Buraya biz tekil suretleri depoluyoruz. Şey gibi, gardırop gibi bu. Koyuyoruz onun içerisine. Mesela aradan hep bir zaman geçti, silikleşiyor. Ya seni bir yerden hatırlıyorum ama nereden hatırlıyorum falan diyoruz. Bir şeyler söylüyor, bağlantılar kuruyoruz. En arkadan çekip çıkar. Ha Ahmet sen misin ya? 20 yıl oldu görüşmeyeli diyorum. Tamam mı? Tekil suretler. Bakın dikkat edin. Bu hafıza ama depo yani. Hafıza depo demek. Hafıza, hazine. Hazine. Ama suretler için. Tamam. Sonra ama dışarıda sırf suretler yok. Sırf şekil mi var dünyada? Yok. Ne var? Mesela ben birini gördüğümde nefret ediyorum. Görmek istemiyorum ama şu adamdan. Ya da birini gördüğümde aa ne güzeldi. Heyecanlanıyorum. Seviniyorum filan. Anlamlar da var dışarıda. Değil mi? Ya da sadece insanı düşünmeyin bakın. Koyun kurdu gördüğünde kaçıyor. Bir korkuyor değil mi? Onun kötü olduğunun farkında. Ateşe yaklaşmıyor canlılar. Burada anlattığımız dikkat ederseniz hayvani nefis. İnsani değil. Yani biz hayvanlarla ortağız bu konuda yani. Çünkü bizim hayvani tarafımız da olacak. Bitkisel tarafımız olduğu gibi. Bu şeyleri, tekil anlamları nasıl idrak ediyorum? Vahime gücüyle. Bu vahime, vehim diyoruz. Türkçedeki vehim değil. Günlük dilde kullandığım kuruntu anlamında değil. Bu bir psikolojik güç. Daha doğrusu kognitif bir güç. Psikolojik değil. Kognitif bir güç. İbn Sina'nın ürettiği söyleniyor bunu. Yani İbn Sina'nın kendi çalışmalarında ürettiği bir şey. Çok işlevseldir. Matematiği de burada kuracak zaten. Dolayısıyla biz dışarıda mesela bir kuzunun kurdu gördüğünde korkması bir anlamdır. Biz resim değildir, bir şekil değildir. Onu yakalayan güç vahime gücüdür. Bizim insanda da benzer şekilde. Bu vahime gücü nereye bir depoya ihtiyacı var? Tıpkı tekil suretleri hissi müşterekini toplayıp hayal deposuna koyması gibi vahimede anlamları toplayıp hafızaya depoluyor. Bakın klasik de bugün kullandığımız hafıza karışmış biraz. Hem hayal anlamına geliyor tekil suretleri depolama hem de anlam. Klasik gelenekte bu ikisi ayrıdır. Hafıza anlam. Dolayısıyla biz hani ezberlemek diyoruz ya ezberlemek kötü bir şey. Eğer anlamları ezberliyorsan kötü değil. Anlamları ezberlemek zorundasın zaten. Depolamak zorundasın yani. Hafızası güçlü olmak. Hayali güçlü olmak. Yani hayal kelimesi günlük dilde çok şey olduğu için farklı kullanıldığı için oturmuyor gibi. Çünkü hayal diyoruz hayal meyal hatırlıyorum bak. Hayal meyal hatırlıyorum. Yani o senin şeklinin oradaki bir görüntüsü bu. O görüntüyü, tekil görüntüyü tutuyorum orada. Bir de anlamı yakalıyorum. Onu da hafızamla anlam hafızası bu yani. Biri resim hafızası, biri anlam hafızası. Belki Türkçe'de böyle daha iyi oturur. Onu da şey hafızama koyuyorum. Dolayısıyla gerçekliği karşımda olmamasına rağmen onun üzerine konuşabiliyorum. Tamam mı arkadaşlar?
son kuvvetimiz, şimdi dersleri değiştirdik ya, bu ders kaçta bitecek? 5 hocam. 20 dakika. Daha var yani. Şimdi bir de mutasarrıfa, sarraftan geliyor. Yani tasarrafa, tasrif. Yani ilmi sarf var Arapçada biliyorsunuz. Fiili çekiyorsun ya kalıptan kalıma. İşte faale vezni alıyorsun, meful yapıyorsun, fail yapıyorsun değil mi? Çeşitli kalıplara sokuyor. Bunun gibi kuvve-i mutasarrıf işlemci güç demek. Tahlil ediyor, yani çözümlüyor, terkip ediyor, birleştiriyor, vasl ediyor, fasl ediyor değil mi? Cem ediyor, dam ediyor. Böyle bir gücü var bunun. Bu da dimağda kuvve-i mutasarrıfa, işlemci güç, işlem yapabilmesi için malzemeye ihtiyacı var. İki tane malzeme var bizde aslında. İki depo var. Bir hayal deposu var. Resimsel hafıza. Bir de anlamsal hafıza. Buralara gidiyor. Tamam mı? İşlem yapıyor. Çok enteresan işlemler yapıyor. Mesela kuş var. Kuşun kanatlarını alıyor. İnsan var. İnsana ekleyebiliyor mesela. Bak. Ne yaptı? Kopardı, taktı. Değil mi? Bu sanatçıların, şairlerin bu tarafı çok güçlü oluyor. Şimdi yalnız kuvve-i mutasarrıfa işlem yaparken depolara gidiyor. İşlem yaparken iki durum ortaya çıkıyor. Vahime bu işlemcini iş yaparken başına çökerse mafya gibi müvehime haline alıyor. Ve ortaya muhayyile ya da mütehayyile çıkıyor. O hayal gücü dediğimiz şey bu işte. Yani kuvve-i mutasarrıfa resimlere gidiyor depoya. Resimsel hafızaya ya da anlamsal hafızaya gidiyor. İşlem yaparken vahime başına çöküyor. Onu yönlendiriyor. Müvehime haline alıyor. Ve bu kuvve-i mutasarrıfanın yaptığı işe biz muhayyile ya da mütehayyile diyoruz. Bütün sanatçıların ya da masal üretenlerin yaptığı bu işte. Ama kuvve-i mutasarrife yani işlemci güç işlem yaparken akıl onu denetliyorsa, akıl yönlendiriyorsa ona da müfekkir ediyoruz. Düşünen güç. Çünkü akıl iş yapmaz. Akıl hareket... Beş. Tamam. Hisli müşterekten bahsettim. Onun deposu hayal dedim. Vahime anlam üretiyor. Tekil anlam. Bir dakika. Vahime de anlam depoluyor. Sonra kuvve-i mutasarrıfa. Bu iki depoda çalışırken vahime gücü buna müdahale ederse müvehime adını alıyor. Ve mutasarrıfenin yaptığı iş mütehayyile ve muhayyile oluyor. Ama bu resimde akıl hiç yok. Akıl yok dedim zaten. Ama akıl girerse... Şimdi varsayıyorum. Akıl da burada. Akıl eğer mutasarrıfayı iş yaparken yönetiyorsa ona müfekkire, düşünme gücü diyoruz. Bu sistemde arkadaşlar. Karıştırmayın ya. İbn Sina böyle anlatıyor bunu. Ve bu neredeyse Kant zamanına kadar böyle devam etmiş. Ne Kant bile bunu kullanıyor. Ne Kant'ı? 1860'lara kadar deneysel psikoloji, kognitif psikoloji ortaya çıkınca kadar William Wundt. Deneysel psikoloji değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Devam ediyor. Kant'ın bile sistematiği 3 aşağı 5 yukarı buna benzer arkadaşlar. Zaten bununla ilgili böyle makaleler var. Bilmiyorum anlatabildim mi şimdi. Akıl şurada duruyor. Buna müdahale ettiğinde o işlemci gücün yaptığı yani tekil şekilleri, suretleri ve tekil anlamlarla akılın yönetiminde işlem yaptığı. Ne demek işlem? Bölüyor, parçalıyor, ekliyor, çıkartıyor. O zaman onu müfekkir ediyoruz. Açık. Akıl nerede? Onlar biliyorsunuz problemli konular. Değil mi? Akıl nerede? Şimdi bireysel akıl var mı? Geçen hafta üzerine durduk. Yoksa o sürekli çalışıyor mu? Bunlar tartışmalı konular. Bilinç. Bugün onlar denişti, dövüştü. Bilinç haline geldi. Bilinç nerede? Beynin bir fonksiyonu mu? Bir zuhur mu? Ondan sonra nereden geliyor? Nasıl geliyor? Onlar hepsi tartışmalı konular biliyorsunuz.
Müfekkire ne yapar? Müfekkire buradaki hem tekil anlamları hem tekil suretleri tümellere dönüştürür. Tümellere dönüştürümünde iki türlüdür. Bir makulat, yani akli hale getirir demektir bu. Makulat o demek, aklilik. Bir makulat-ı ula var. Sonra makulat-ı saniye var, ikinci makuller. Mesela diyelim ki insanı üretir. Oradan işte insanlığı üretir. İşte üst şeyler. Sonra bunların da mantıki makuller var, felsefi makuller var. İş böyle uzayıp gider. Bundan sonra tekrar gerçeklik kullanan ilişkisi kurulur. Bakın, aklın da mekanizmasını çıkartmaya çalışıyorlar. Bir haritasını çıkartmaya çalışıyorlar. Böyle basit şey değil. Yani şöyle demiyor. Düşünüyoruz. Gerçeklik nasıl düşünüyoruz abiciğim? Tümelleri nasıl üretiyor zihin? Bunların hepsini kendine göre, o dönemin imkanlarına göre mekanizmalarını kuruyorlar. Onlara tabii girmeyeceğiz. Tamam. Şimdi geldik muharike gücüne. Muharike, hareket ettirici güç demek. Buyurun. Bunların hepsi hayvani nefiste bulunuyor. Evet. Hepsi. Akıl insanda. Akla gelmedik. Bunun için aklı yazmadım zaten. Bu herhangi bir aslanı al, bunların hepsi var onda. Var. Hissimiş. Yani. Tabii. Hayvan tekil anlam ve tekil suret üretir. Eminiz değil canım biz. Öyle diyor üstadlar. Öyle kabul ediyorlar tabii. Burada henüz insan yok. İnsanın nefsi ayrıca anlatacak zaten. Ama ne yapıyor? İnsan bunları da içeriyor. Şimdi muharikeye gelelim. Yine hayvan kısmından anlatıyorum. İnsanı katmayacağım işte. Muharike hareket ettiren, beni hareket ettiriyor. Mesela bir tane şurada güzel elma görüyorum, hemen hareket ediyorum. Beni ne hareket ettiriyor? Ya da biri bana saldırıyor, kaçıyorum. Değil mi? Bu hareket ettirici güç bu demek. Arzu nesnelerine yönelmek, nefret ettiğim şeyden kaçmak. Şehvi ve gadabi güç. Şehvi, arzu nesneye yönelmek, gadabi, kaçmak. Sadece hayvan cihetinden konuşuyor. Tek anlamı bu değil. Şimdi insanı anlatırken başka şeyler ekleyecek buna. Ha, gadabi gücün bir özelliği daha var. Yer tutmak. Galebe çalmak. Mesela diyelim ki aslanlar, değil mi? Bazen kendi mekanını işaretliyor. Kokusunu bırakıyor oraya. Ve orası için savaşıyor. Bak, gadap gücü bunu sağlıyor. Şehevi güç, gadabi güç. Çok gadaplı deriz ya, çok şey. İşte o hayvani nefis o işte. İnsanın kızması hayvani nefsinden kaynaklanıyor. Onu denetlemesi, önümüzdeki hafta üzerine duracağımız insani nefisten kaynaklanacak. Tamam mı? Dolayısıyla muharekeyi de ikiye ayırabiliriz. Kuvve-i şeheviye ve gadabiye. Tekrar ediyorum. İbn-i Ekfan diyorum. Saati geldi çünkü. Kırmızade'nin anlattığı çerçevede konuşuyoruz. Tamam mı? Diyor ki insan diyor, şey, hayvan, canlı yani. Herhangi bir canlı. Arzu ettiği şeye yönelir. Onu talep eder. Ona bir eğilim duyar. Tamam mı? O onu cezbeder diyor. İnsan da ona yönelir. Buna şehvi kuvvet diyeceğim diyor, diyoruz diyor. Eğer diyor nefret ettiği ya da kendi tabiatına mülayim olmayan, uygun olmayan bir şey gördüğünde de kaçar. Burada eksik bırakmış bence. Bunu insan şeyinde anlatıyor ama burada da anlatması lazım. Çünkü canlıların özellikle omurgalı gelişmiş hayvanlarda insana benzer de tahakküm ve tasallüt şeyi de gadabi nefisten kaynaklanıyor. İşte aslanın tahakküm etmesi, değil mi? Tasallüt etmesi, yerini koruması buradan kaynaklanıyor. Bu da Türkçe'ye öfke gücü diye tercüme edilir zannediyorum. Arzu gücü, öfke gücü. Şehvi güç, arzu gücü. Gadabi güç, öfke gücü diye tercüme ediliyor. Ama her zaman o tercümeler mefhumu vermeyebilir. Ona dikkat etmekte fayda var arkadaşlar.
Evet. Var mı sorusu olan? Mekanizmanın nasıl kurulduğunu gördük. Şimdi insani nefse geçtiğimiz zaman tüm bunları içeren bir insanla karşılaşacaksın. Hem bitkisel özelliklerimiz var bizim, o bitkiden gelen yapılar. Onlar olmadan olmuyor. Canlılığımız muhafaza edemeyiz. Hem hayvani tarafımızdan, nefsimizden gelen şeyler var. Beş dış duyumuz var. Beş iç duyumuz var. Buradaki işlemler var. Sonra muharike gücümüz var. Değil mi? Şehvi ve gadabi güçlerimiz var. Buna yeni bir unsur ekleyeceksin ya da birkaç unsur ekleyeceksin, ortaya bir şey çıkacak. Şimdi hayvani nefsiste mesela Zehra Hoca'nın biraz önce sorduğu şeyi biraz daha genişleteyim. İrade de var. İrade kelimesi hayvani bir şey. Hayvani nefisten kaynaklanan bir şey. Mesela iradeyi, hareket iradesi var değil mi? Bir aslan güneşte kaçabilir. Bitkide yok mesela. Bitki güneşin altında kaldığında lan çok güneş, gidip bir gölgeye çekileyim demez. Ama hayvan bunu yapabilir. Ama onu gadabiyenin içerisinde de alabilir. Yok. Ha alabilir. Yok ki, nereye aldığın önemli değil. Ama neticede insanın bir şeyi var. İrade, insan diyorum, canlının iradesi var. Yani o arzu nesnelerine yönelmesi ya da nefret ettikten kaçması bir irade. Ama bu irade hareket iradesi. İradeyi hareket ediyorlar buna. Hareket eder. Yani istediğini mekan değiştirebilir. Gidebilir, gelebilir. Arzu nesnelerine yönelmek özgürlük değil onun için arkadaşlar. Bakın klasik gelenekte irade hayvani olan içerisinde incelenir. Çünkü burada sevdiğine gidiyorsun, sevmediğine kaçıyorsun. Burada bir tercih yok yani. Tercih olmayan yerde özgürlük olmaz. Onun için iradeyi şeyde göreceğiz, kanalizade iradeyi şeyde inceleyecek. Hayvani nefis içerisinde inceleyecek. Tamam. Öbürü insana geldiğinde ona ihtiyar diyecek zaten. Ha, insanda irade yok mu? Var tabii. Ama hayvani tarafımız o işte bizim. Akıldan kaynaklanan irade ona ihtiyar diyecek. Tercih gücü. Mesela basit örnek, bir aslan sürüsü giderken sırtlan sürüsünün öldürdüğü bir bizonu diyelim. Bizonu öldüremez değil mi sırtlanlar? Geyik olsun. Gördüğü zaman şöyle demez. Sırtlan kardeşler çok büyük emek harcadılar. Kul hakkıdır, dokunmayalım. Dalarlar. Çünkü iştahları onu gerektiriyor. Arzuları onu gerektiriyor. Bu iradedir. Ama insan ne diyor? Ya çok emek vermişler, şimdi yapmayalım onu. Gayri alakidir bu diyorsun. Belirli bir değer skalası içerisinde iradeni yönlendiriyorsun. Akıl yönlendiriyor aslında. Değil mi? Hayra göre tevcih etmek demek. İhtiyar odur biliyorsunuz. Hayra göre, yani hayırlı neyse iradeyi yönlendirmek işte, ve vazgeçiyorsun bak. Hangi Karadenizliler yapıyor en azından. İnsanlardan bahsediyorum. İnsanımsılardan ve insancıklardan bahsetmiyorum. İnsan, insanımsı, insancık. Üç türlü ayırıyor. O şeyde kavramları iyi kullandığı zaman hiç kafan karışmıyor bak. Anladım senin ne demek istediğini. Onun için hemen onları belli bir kavramlarda yerleştirebilirsin. Vazgeçme gücü. Yani şöyle iradene rağmen, yani arzuna rağmen vazgeçme gücü. Ya da ölüm korkusu. Hayvan ölüm korkusundan kaçar. Ama sen ne yapıyorsun? Vatanımı savunacağım deyip ölüme gidiyorsun. Yani nefret ettiğin şeyden kaçmıyorsun. Korkundan kaçmıyorsun. Onun üzerine gidiyorsun değil mi? O işte tercih oluyor. Farklı. Yok, o işte hemen şöyle izah edebiliriz onu. Tekillikler üzerinden. Başka birinin yavrusu için ölmüyor ama değil mi? Ölüyor mu başka birinin yavrusu için? Nadiren. Sürü halinde yaşıyorsa ve kurtlarda, ondan sonra şey, o yabani köpeklerde, sırtlanlarda var bu toplumsallık tırnak içerisinde. Değil mi? Onlar belki, ama işte vatanı koruyan asker herkesin çocuğu için ölümü göze alıyor mesela. O dönemin şeyinde dedim, çıplak gözle inşa edilmiş bir şey, felsefi perspektif bu. Evet. Sorusu olan var mı? Başka. Hocam burada mesela aç şekilde falan görüyorum. Güneşe karşı böyle bir dönüyorlar, hareket haline geçiyorlar. Bu mesela doğal mekanizmalarıyla alakalı canım. Bir iradeyle bağlaştıramayız değil mi? Ha, irade olsa...
Bitkide mi? Bitkide irade. Ha? Güneşe yönelmesi onun irade bir şey mi? Hareket, hareket yerini değiştirmesi lazım. Olduğu yerde bir dönem. Olduğu yerde ama o. Yani yukarı büyümek, yukarı doğru büyüyor da bir hareket ama burada kastedilen hareket-i iradiye bakın. Hareket-i iradiye, iradi hareket demek işte nedir? Düşmanı gördüğünde kaçmak, sevdiğine koşmak. Hayvan yapıyor bunu çünkü. Ya da işte rahatsız olup uzaklaşmak anlamında. Bitki yer değiştirmiyor orada. Büyümek gibi bir şey yok. Öyle geliyor bana. Bilmiyorum modern nasıl açıklıyoruz bunu? Modern değil hocam. Galen de yani şey diyor. Sinir sistemi. Gelişmiş canlılarda var. Evet var tabii. Sanki o beslenmesiyle alakalı. Güneşe doğru uzanıyor. Olabilir, doğru. Kökleri kübe doğru uzanıyor. Evet, beslenmesiyle alakalı olabilir. Nasıl açıklarlar bilmiyorum ben. Bakmak lazım. Bitki bilim nasıl çalışmış klasik genetikten. Kitab-ı Nebat'a bakmak lazım İbn Sina nasıl şey yapıyor bunu. Evet, başka soru soran var mı? Önümüzdeki hafta insan... Nefsi insani yani insan nefsini inceleyeceğiz.